hastalarımız hem burada hem de sosyal medyadan devamlı bize sormaktalar. Hocam mikrotese kaç defa yapılır? Kime kaç defa olur? Ona kaç defa olur? Bakınız böyle bir standart yok. Kimi hasta vardır? Bir defa mikrotesede her şey bitebilir. Kimi hasta vardır? Dört defa mikrotese olabilir. O yüzden bu testis volümüyle alakalı, hormonlarla alakalı ve ameliyatı yapanın tecrübesiyle alakalı. Eğer siz bu kadar bir testisten kocaman bir parça alırsanız bir ameliyatta hastayı bitirirsiniz. Hastanın ikinci ameliyat şansı kalmaz. Ama siz bizim saç deli kadar dediğimiz küçük küçük tübülleri minik minik çekecek kadar tecrübeye sahipseniz o zaman bu şekilde hastalarda testis volümü yeterliyse 4 ameliyat, 5 ameliyat da olur. Ama burada 2 ameliyatla biter hasta, 3 ameliyatla biter hasta, hayır. Kime göre, neye göre, hangi testise göre bunun kararını vermek lazım. Özellikle mikroteseyi biz azospermi grubunda uyguluyoruz. Ve azospermi grubunda da ben hastalarıma hep şunu söylüyorum. Mikrotese yapmak değil mühim olan, iyi mikrotese yapmak. Sperm bulmak değil önemli olan, iyi sperm bulmak. O nedenle burada tecrübe çok önemli. Bunu özellikle vurgulamak istedim.